Hakan Bey, siz ne dersiniz? Çünkü tarihe baktığınızda da o parti kapatıldı, bu parti kuruldu. Hatta bazen kapatılmadan isim ve parti çatısı hazırdı. Dolayısıyla bu bir gereken hukuk açısından, evet, hukuk kuralları var ama sürdürülebilir bir şey değil ve HDP kapatılmalı mı? Yoksa o zaman yerine zaten başka bir parti geçecek. Bu iş dokunulmazlıklarla mı halledilmeli? Valla ben milli konularda hep konuşmalarımızda da duruşum belli. Fakat HDP konusunda biraz farklı bakıyorum olaya. Ben çünkü ülkemin imajına, dışarıdan bize bakışlarına çok önem veriyorum. Dolayısıyla ben ve bunu matematik olarak da böyle düşünmemi gerektiren bir 30 yıl var geçmişimizde. Mesela HDP'yi yani o partiyi her kapattığımızda hemen açıldı bir başkası ve hep birkaç puan artırarak başladı. Yani kapattık %5, tekrar kapattık %6,5 oldu. Tekrar kapattık, bağımsız girdiler 7. Yani kapatmak çözüm değil. Ama herkesin elini kolunu bağlayan, kimsenin kıpırdayamayacağı ve itiraz edemeyeceği, eğer PKK terör örgütüyle ayyuka çıkmış, kesinleşmiş, netleşmiş ama videoyla, ama fotoğrafla, ama yazıyla, ama belgeyle. Bu tip durumlarda da gereğinin yapılması gerekiyor. E o zaman bu karmaşa, bu matris içinde ne çıkıyor ortaya? Benim vardığım sonuç, kapatılmamasında fayda var. Ha diyeceksiniz ki oradaki insanların değişmesi lazım zihniyet değişikliği için. Onu bilemem. Ama bunu kapattığımız an söyleyeyim size ne olur. 3 ay 5 aya kalmadan bir başkası açılır. Ve o açıldığında da çok kısa bir sürede mevcut aldığı oyunu yine 1-2 puan artırarak yine yoluna devam eder. Dolayısıyla burada olay çok başka. Çok daha başka ince şeyler var. Yani ülkemizin âli menfaatleri doğrultusunda. Onların da çok detayına girmek istemiyorum açıkçası. Başka formüller var nitekim. Ama kapatmamız şu zararları getirir kısa başlıklar halinde. Dışarıda yine bütün aleyhimize olanlara yeni bir koz ellerine veririz. İki, onların dünya çapında yapmaya çalıştıkları aleyhte etkinliklere yeni bir koz veririz. Bir malzeme daha veririz. Yine döner derler ki işte bak bu ülke şöyle, bu ülke böyle, şudur budur. Yani dünya ölçeğinde baktığımızda, büyük fotoğrafa baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüksek çıkarları doğrultusunda bir hareket değildir. Bir diğer husus. Peki bir sorun var. Bir sorun var burada. Evet. Şimdi Buyurun. bir yandan da tabii siyaseten de düşünülmesi gereken belli ki bir karar. Bazı bilgilere göre de AK Parti de aslında bu işe çok da sıcak bakmıyor. Burada Kürt seçmeni kaybetme kaygısı olduğunu düşünüyor musunuz? Bu açıdan değerlendirirseniz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bir kere yani siyasi iktidarın bu partinin kapatılmasıyla ilgili bir zaman konsepti geliştirmesini çok ben mantıklı buluyorum. Yine yüz sebepten ötürü. Yani olay sadece Bir dakika, zaman konsepti dediniz, değil mi? evet zaman konsepti şu anlamda diyorum yani bunu Ne demek kapat bu? ya şimdi bunu kapatarak zamanlama demek istedim aslında tam Türkçesiyle. Kapattığımız zaman sonuçları saydım. Bir sonrakinde oyu artıyor. Dünyanın imajı, her şey katın içine. Ama burada bir formül daha var. Özel bir formül daha var. Bunun bir tanesi alternatif bir bu tür partiye izin vermek. Bu da çok zor gibi duruyor ama mümkün. Örneğin içeride Selahattin Demirtaş'ın
kendine ait bir şahsi popülaritesi var. Karşılığı var, oyu var. Ama az ama çok. Var bir puanı. Mesela o da eğer gerçekten köprülere atmış bir yaklaşımda bulunursa, o veya onun gibi birisi, yani oy alabilecek birisi HDP'den bir formüldür. Ama daha önemlisi de bence demin bütün bunlar detay. Demin okuduğunu sence köprülere atmış birine mi? Yok, evet, orada yani devleti direkt suçluyor. Şimdi dolayısıyla hakikaten zor bir denklem. Ama bence kapatılmayıp disipline edilmesi lazım. Bu lafı da ağır bulabilirler, antidemokratik bulabilirler. Hayır. Devletimizin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yüksek çıkarları doğrultusunda bazen mecbur kalarak bir şey yaparsınız. Disipline etmek ne demek? Şu PKK'yla... Ne demek? Bir dakika. Kapatılmayıp disipline edilmesi gerekiyor ne demek? Şöyle birkaç kalem söyleyeyim. Mesela gerçekten yargılarsınız. Suçu ya da ifadesi kesinleşmiş belgeli kişileri mahkemeye çıkarırsınız. Ceza verirsiniz. Sonuçta bir süre sonra yeni insanlar oraya gelmek zorunda kalacak. Gibi gibi gibi. Ama peki kapatılmamasının böyle bir şeyi var. Kapatılmasının böyle bir diyeti var. Yani imaj, her seferinde oy artış vesaire vesaire. Peki kapatılmadığı zaman ne avantajı var bunun? Devlet adına, millet adına söylüyorum. Yani çıkarları doğrultusunda. O da şu. Şimdi siz bir kere kapattığınız zaman, yani kapamadığınız zaman bu konuda en azından Avrupa'daki o 7. Senfoni Orkestrası bir kere bir süre sonra eli kolu bağlanıyor. Yani ya kapatmadılar, bak şunu yapmadılar, bunu, yani elleri kolları bağlanır, kozları azalır. Yurt dışı kaynaklarından bahsediyorum. Türkiye ile ilgili her türlü, yani böyle çok ezik bir Türkiye hayal eden, isteyen yurt dışı kaynaklar için söylüyorum. Yurt içinde de insanları bir inatlaşmaya götürmek doğru değil bence. Disipline etmekte de şunu kastettim. Ya suç unsuru oluşturmuş bir laf mı var? Mesela Selahattin Demirtaş'la ilgili bir sürü dosya var. Tamam, verirsiniz. Adalet de onu yargılar. Cezası neyse alır. Yasalar dahilinde. Disiplinden bunu kastediyorum. Yoksa adamlara zorla bir şey yaptırmayı değil. Ama bütün bu gidişat içerisinde kapatmadığımız zaman, o zaman dışarıda söylenecek söz kalmıyor, içeride de söylenecek söz kalmıyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Yani ben bunu iki gündür düşünüyorum. Biraz evvel mevzusu da geçti de. 13 tane şehit var. 13 evde yas değil. Emin olun, yüz milyonlarca evde o sırada üzüntü var, yas var. Haberleri izlerken veya olayı duyduğunda. Yani şöyle Türk milleti bana ucu değmedi, aman aman falan öyle bakmaz. Bu tür olaylara bakmaz. Şimdi 13 tane yeni şehit verilmiş. Bir milletvekili çıkıyor HDP'den. Mecliste, yani içi kan ağlayan, milli sebeplerle ya da insanlık duygularıyla kan ağlayan insanlara karşı suçlayıcı bir konuşma yapıyor. Sonra da dönüyor yerine oturuyor. Sonra da bizim demokrasimize laf atıyor Avrupa. Laf sokuyorlar. Ya sizin ülkenizde böyle bir ayrılıkçı adam, hep dönüp dolaşıp Batasun örneğine geliyor ama böyle bir siyasi yaklaşım olduğu zaman değil 10 sene, 10 dakika tahammül edemiyorlar. Yani bırakın siyasi legaliteyi, illegal olarak bile tahammül edemiyorlar. Dolayısıyla Batı'nın bu konudaki riyakarlığı, yani ikiyüzlülüğüyle ilgili tek sebebi de bizi sevmemekten kaynaklanan bu ikiyüzlülüğüyle ilgili ellerine malzeme vermemek, cezası olana cezasını verip HDP'ye de kardeşim bak legal bir Türkiye partisi olun. Hani belki sol da size oy verir. Kürt, Türk karışık oy alabilirsiniz. Bu anlamda bir yön ve yol gösterilirse ben ülkeye faydalı olacağını düşünüyorum.
Kapatılması da her türlü menfi spekülasyonu gündeme getiriyor. Hande Hanım, bu kapatılmada Hakan Bey'in söylediği çekinceler üzerine bir iki şey çok kısaca söylemek isterim. Gerekirse daha sonraki söz hakkımdan kesiniz lütfen. Konu bütünlüğü açısından. Yok, buyurun. Şimdi yani şöyle bir açmaz var. Şimdi ben tabii Hakan Bey'in hangi kaygılar içinde olduğunu görüyorum. Yani tekrar aynısı olacak, bir daha aynı şeyler yaşanacak vurgusunu yapıyor. Fakat şimdi işin hem bir siyasi yanı hem bir hukuki yanı var. Şimdi hukuken yani bizim ceza kanunumuzda parti kapatma zorlaştırıldı. Belli koşullar, belli şeyler, yani çok kolayca keyfi siyasi nedenle partiler kapatılmasın diye bir düzenleme yapıldı esas itibariyle. Geçmiş özellikle AK Parti ve ondan önceki kapanan partiler ve AK Parti'ye yönelen o refleksten dolayı. Fakat burada başka bir şey var. Yani biz çok açık bir şekilde bir terör örgütünün bir siyasi kolu olma noktasındaki delilleriyle, dokümanlarıyla ve parti yönetimiyle o çizgi sürdüğü sürece, hukukta bunun bir karşılığı da var olduğu sürece, efendim siyaseten bu sorun olur, hukuken bunu yapmayalım dediğiniz andan itibaren hukuk devleti nosyonunuzu zedelersiniz. Bu şeydir. Yani suçun tarifi yapılmıştır. O suçu karşılığı da bellidir. Bunu yapmayıp ama bu adam yeniden aynı suçu işler, yine benim başıma bela olur demeye gelir. Bu doğru değil. Ama ben Hakan Bey'in söylediği o bir geçmiş pratik. Bunlar yaşandı, doğru. Bunu da yok sayamazsınız. O zaman nedir burada çözüm? İşte o yüzden söylüyoruz. Diyoruz ki bütün siyasi atmosferin bileşenleri, fikir dünyası aydınları, siyaseten dar edelim bir yandan. Çünkü siyasetin bu durumu hukuku da etkiliyor. Hı. Ve evet, toplum gözünde mahkum edelim. Diyelim ki ya yani senin fikirlerinden dolayı değil, terör örgütüyle olan bağından dolayı. Geçmişte bir takım yasakçı zihniyetler vardı, ötekileştirme vardı, Kürt kelimesini kullanamıyordunuz. Bu böyle bir iklim yok ki artık. Siyaseti alabildiğine alan açılmış. Sen bunu yapmayıp, üstelik bir uluslararası suç örgütlenmesi haline gelmiş, emperyal güçlerin kullandığı bir yapıyla bağını kopartmadığın sürece buna kimse boyun eğemez. Siyaseten de biz buna boyun eğmiyoruz. İyi Partisi, CHP'si, ne kadar parti varsa, bu dili ve bu anlayışı bir seferberliğe dönüştürse, ne o parti bir daha kurulabilir? Tarih olur, tarih o çizgide. Bunu yaparlar ama hukuken kapatma süreci tamamlanmadan onlar çizgi değiştirebilir. Bir fırsat da vermiş olursunuz onlara. Bak, o da bir fayda olur yine. Ama bunu yapmadığınız sürece, şu cümleyi duyarsak, bunu işte CHP temsilcilerinden de duyuyoruz, HDP'yi kriminalize etmeyiniz. Daha ne yapsın? Kim kime ediyor ya? Onlar kendilerinin yolunu belirlemiş. Size mi düştü bu cümleyi kurmak? Onlar gönüllü tercihlerini yapmışlar. PKK terör örgütü demiyorlar. PKK terör örgütünün yeri geliyorlar, daha ileri cümleler kuruyorlar. Daha da çıkarız, onu da yaparız. Kim kimi kriminalize etmiş? Kendileri mi bu tercihte bulunmuş? Olmayan bir şey mi söyleniyor onlara? Dolayısıyla bu cümleleri kurduğunuz sürece siz o pozisyonunuzu, o rolü üstlenmek istemiyorsunuz. Hukuku da bir anlamda zora sokuyorsunuz. Çünkü yeniden kurulur, yeniden açılır. O iklim sürekli üretilir. O iklimi köreltmenin yolu bu işte. Hepimize düşen görev bu. CHP'den bunu istiyoruz. Bunu istiyoruz. Söylenen budur. Yani burada bir mühendislik falan yapılması falan da doğru değil. Canım, bunu kapatalım, başka bir partinin kurulmasına yardımcı olalım. O değil. Bu çok açık, doğal bir şey bu. Terörle olan organizma, bunun önlenebilmesi, bunun ortaya konması. Bakın, cezaevindeki Demirtaş, şehitlerin haberi gelmeden bir gün önce zannediyorum, 13 Şubat görünüyor. Şöyle bir gün gazetesi de manşete haberi haberleştirmiş. Demiş ki, beni burada tuttukları her günün bir faturası var. Ne demek bu? Yani basbayağı bir tehdit. Neden okuma? Yani kimse kusura bakmasın. Burada herkes dediğim gibi pozisyon alacak. Bu HDP'ye oy veren, bu PKK'nın siyasi koludur, o yüzden oy veriyorum. Bunların çok büyük kitle olduğunu düşünmüyorum ama vardır.
Onları da ayrı tutuyorum. Ama onun dışında siz her evden bir oy vermeye çalışırsanız iklim açısından niye yapıyorsunuz? Barajı geçsin, AK Parti'ye yaramasın. İşte HDP'yi kriminalize etmeyin.